Bir web site açma niyetin var ancak profesyonel hizmet almak için yeterli bütçen yoksa, web tasarım ya da kodlama bilmeden web siteni kendi başına açmak için uzun ve sıkıcı süreçler yerine pratik çözümler arıyorsan doğru yerdesin. Üstelik web sitesini kurarken bir sorun yaşarsan video altına yorum yazarak benden destek alabileceksin. Lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Bir web sitesi kurmak için ilk adım sitenin ismine karar vermektir. Site adı kısa, Türkçe karakter içermeyen akılda kalıcı bir isim olmalıdır. Site adı olarak belirlediğin ismi bir başkası daha önce almış olabilir. Bu nedenle Alan adı kontrolü yapman gerek. Google'a alan adı sorgulama yazıp ilk çıkan siteden alan adı sorgulaması yapabilirsin. Ben yıllardır müşterisi olduğum iHS Telekom üzerinden devam edeceğim. Kişisel bir site açıp yazılar yazmak istiyorsun ve adın Deniz olsun diyelim. Site ismi olarak Denizin karar verdin. Hemen kontrol edelim denizindunyasi.com boşta ve kullanılabilir durumda. Belirlediğin site ismini bu şekilde kontrol etmen gerek. İsim eğer boştaysa sepete ekleyebilirsin. Site ismini belirledikten sonraki adım web siteni 24 saat kesintisiz olarak yayınlayacak bir sunucudan yer kiralamak olmalı. 1 yıllık barındırma hosting kirası için 2022 yılı itibariyle harcaman gereken tutar minimum 130 lira civarında olacaktır. Bedava hosting hizmeti veren yerler var ancak ben tercih etmiyorum. Hosting hizmeti için en uygun fiyatlı PHP hosting paketini satın alma şimdilik yeterli olacaktır. Tek yapman gereken hizmeti sepete eklemek. Hosting hizmetiyle kullanacağın alan adı buraya eklendi. Paket ismi o paket, paket türü PHP hosting seçili olmalı. Devam et butonuyla üyelik oluşturup ödeme adımını tamamlaman gerek. İnternet tarayıcının adres çubuğuna sitenin ismini yazdığında karşına bu ekran gelecektir. Eğer sayfa görüntülenemiyor şeklinde bir hata alırsan firma tarafından gönderilen e-postadaki name server bilgisini hosting kontrol paneli üzerinden kaydetmen gerek. Hosting kontrol paneline erişmek için kullanıcı girişi yap. Menüden alan adlarımı tıkla. Daha sonra alan adının sağındaki yönet butonunu tıkla. Sağ alt köşedeki name Server Değiştir bölümüne tıkla ve Name Server bilgilerini gir. Hepsi bu kadar. Aktif web sitelerinin %30'u WordPress altyapısını kullanıyor. WordPress sürekli güncellenen, güvenilir ve kullanımı kolay bir platformdur. Yıllarca emek verip yazılım ve tasarım öğrenmeye gerek olmadan sadece bilgisayarın faresini kullanarak bir siteyi kurabilmeyi sağlar. WordPress kurulumu için wordpress.org isimli siteden WordPress'in en güncel sürümünü bilgisayarına indirmen gerek. İndirdiğin WordPress zip dosyasını klasöre çıkart. Site kurulumu için bu klasörü sunucuya doğrudan bağlanıp transfer etmelisin. Bu yüzden FileZilla isimli programı bilgisayarına indir ve kur. FileZilla programını aç hosting firması tarafından gönderilen e-posta içerisinde FTP server IP numarası, FTP kullanıcı adı ve şifresi var. Sunucuya bağlanmak için bilgileri yazarak sunucuya bağlan. Sol taraf senin bilgisayarın, sağ taraf sunucu bilgisayarındaki klasörleri gösteriyor. Sunucudaki HTTP Doge isimli klasör, siten için gerekli tüm dosyaları barındıran yerdir. Bu klasör içerisindeki dosyalar internette yayınlanır. Siteni ziyaret ettiğinde gördüğün bu site yapım aşamasındadır. Sayfasını gösteren dosyalar bunlar. Bu dosyalara artık ihtiyaç yok. Bu yüzden hepsini silmelisin. Dosyaları sildikten sonra site bu şekilde görünecek. Çünkü serverda yayınlanacak bir şey kalmadı. Faizilla programındaki sol pencereyi kullanarak wordpress.org sitesine indirdiğin wordpress isimli klasörün içindeki tüm dosyaları httpdocs isimli klasöre sürükleyip bırakarak transfer edebilirsin. Siteni açtığında bu sayfayı görmen lazım. Eğer göremiyorsan bir yerlerde yanlış yaptın demektir. Transfer sürecini tekrar etmen gerekebilir. WordPress kurulumu için sunucuda bir veri tabanı oluşturman gerekiyor. Veri tabanı oluşturmak için hosting panelinden hosting paketlerimi tıkla. Site ismini sağ tarafında bulunan yönet butonunu tıkla. Açılan sayfada MySQL yönetimine tıkla. İstenilen bilgileri gir, veri tabanı oluştur. WordPress kurulum sayfasına geri dön ve istenen bilgileri gir. Kurulumu çalıştır. Site başlığı bölümüne site adını yaz. Sitenin yönetim paneline erişebilmek için kullanıcı adı ve parola oluşturman lazım. Güçlü bir parola oluşturmayı ihmal etme. Buraya güncel bir e-posta adresi yazman gerek. Sitenle ilgili bildirim e-postaları bu adrese gelecek. Web site yönetim paneline kullanıcı adın ve parolanla giriş yap. Her şeyi doğru yaptıysan bu ekranı görmüş olman lazım. Kurulum tamamlandı. Herhangi bir yerde sorun yaşadıysan ya da yardıma ihtiyaç duyarsan videonun altına yorum yaparak benden yardım isteyebilirsin. Sonraki videoda görüşmek üzere.